Sevgili canlarım, hepinize selamlar, hayırlı mutlu akşamlar diliyorum. Bu size akşam geleceği için. Hangi saatte izliyorsanız mutlu, keyifli vakitler diliyorum. Öncelikle zaten story'imde de paylaştım. Yani Suhors mu? Ne, orada da paylaştım. Sabah Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü ve siren seslerine çok duygusalım. Çok üzer beni o siren sesi. Yani içten yaralar. Orada da söylediğim gibi gerçekten çocuklarımın doğum günlerini unutuyorum. Gününü. Bana bir gün önce haber vermeleri gerekiyor. Unutuyorum ama Kasım'a girdiğimde 10 Kasım'ı unutamıyorum. Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü unutamıyorum ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, Rabbim, bu ne? Batuhan'ın şeyi çalıyor telefonu. Rabbim nurlarda yatırsın. Sevgi ve saygıyla anıyoruz. Hürmetle anıyoruz. Minnetle anıyoruz. Ve sözümü böyle başlayarak şeye geçelim şimdi. Yani unutulmaz bir an benim için. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün. Çünkü hep okurken de onu işlemiştik. Onunla büyüdük. O yüzden hep o siren sesi onun ölüm saatine, saat 9:05 kişi onun ölüm saatinde sanki dünyaya böyle duyurulduğu, böyle o anı ben yaşıyorum. Aramızda yaşayanlar da vardır. Şimdi ben bir dakika dur, şu telefona bir müdahale edeyim ben. Eğer verdim telefonumu da. Şimdi dedim ya, Melek kendi de söylemişti. Dedim bugün için saat 2'de randevu alındı. Fiziğe. Bir de fiziğe gideceğim şimdi. Fizik halledeceğini düşünüyorum. İnşallah. Devlet Hastanesi'nin yukarısında yine devlete ait fizik merkezi varmış. Bunlardan benim haberim yok. Benim haberim yok bundan. Ben adı Giresunlu'yum. Nasıl Giresunlu'ysam. Ya bir yere çıkmayayım, etmeyeyim. Gerçekten şeyleri bile, yani misafirler geldi, onlara bile yol gösteremedim ya. Çünkü ya beni biri alır götürür, yanımda biri olur. Giresun'un belirli belirli yerlerini bilirim. Çok öyle şeyleri ara sokakları ya da bir valiliği bilirim, bir şeyi bilirim. Yani bir de devlet hastanesini biliyorum. Artık şeyi de biliyorum. Araştırma hastanesinde. Ama bak, dişçiyi biliyorum. Daha önce diş yaptırmıştım alttan. Bu kaplama yaptırmıştım. Şimdi benim telefon başladı, dur. Yani bilmiyorum. Gideceğiz. Oraya arabada gidermiş. Şimdi Yasemin de dün akşam görüntülü konuştuk Sercan ve Yasemin'le. Dedi anne kaçta çıkalım? Dedim kızım 1:30'da çıkalım, oraya yetişmemiz gerekiyor. Tamam dedi. Saat şu anda 12. Ben hazırlandım. Ona haber vereceğim şimdi. Sevilcan'a haber verdim. Sevilcan haberi yoktu. Daha yeni verdim. Sevilcan'ın çünkü çocuğu okula bırakması gerekiyor. Tamam anneciğim dedi. Telefonunda da biraz sorun varmış. Ancak şeyden görüşebildik. İnternetten. Telefonunda bir sorun varmış. Siz dedi beni ararsınız, ben sizi arayamam çünkü telefonumda bir sorun var dedi. Arama bölgesinde bir sorun varmış. Biz onu arayacağız. Ondan sonra çocuğu aldıktan sonra ona da yakın ya, oraya gelecek o da. Bir arada buluşuruz dedi. Tamam anneciğim dedi. Tabii çocuğunu götürecek o. Ben kendim de giderim ama çocuklar, hani kendim de giderim oraya ama çünkü o kadar ağrım var da, bu ağrı bacım birden vuruyor. Bir geçi bir vuruyor. Yalnız diyetim çok iyi geliyor. Yani şu anda da yemek yemedim. Bir şey yemedim. İlaçlarımı da atmadım. Çünkü şu anda sadece yanıma CD'mi aldım. CD'mi ne yaptınız? Buraya CD'mi aldım. Doktorun verdiği şeyleri aldım. Ekranda ilaçları görürüm. Ondan sonra zaten
yani eczan da bana ilacı verirken isimden tanıyamam ama o doktor yazısını okuyamıyorum. Ya da bende ne olduğunu biliyorum. Olanı almam, olmayanı alırım. Ama herhalde fizik tedavi, bakalım ne olacak ben bilmiyorum. Ben kendi kafama daha, kendi başıma göre hastalık koymayacağım kendime. Tanı koymayacağım. Çünkü ben kendime bel fıtığı yaptım. Çünkü belden geliyor ya ara. Bel fıtığı yok. Şey yaptım. Azmış ama o bel fıtığı varmış. Azmış ama oraya verecek kadar ağrı yokmuş. Yani bacağına verecek kadar bir bel fıtığın yok. Küçük bir bel fıtığın var dedi. Bel kaymam, oradaki doktorun konuştuğuna göre söylüyorum. Bel kaymam, abının içinde hepsi açtı baktı. Geçmiş. Bel kaymam vardı ya hani düşmüştüm de. O geçmiş. Ondan sonra bir de bu CD ile birlikte o baksın bakalım. Ne olur inşallah. Bu sefer çaresini bulurum da ben de önceki gibi oynar zıplarım. Ben de önceki gibi hani bana sormuşlar Esra'nın moraliniz bozuk gibi görüyorum son attığınız hep videolarda. İzlenmeniz düştüğünden mi yoksa rahatsızlığınızdan mı? İzlenme neden düşer? Bir şey dışarıya çıkıp bu faaliyet gösteremiyorum. Kendime gösteremiyorum ki. Hani önce ben bir göreceğim bir dışarının faaliyetini, bir insanlara karışacağım. Sizler de bunu göreceksiniz. Bir de eve kapanmışım. Çünkü bacağım ağrıyor. Tabii ki dedim ağrımdan, rahatsızlığımdan dedim. Hani ne kadar gülmeye de, yani gülücük diyor, gülmeye çalışıyorsunuz ama yüzünüzdeki yalan gülücük belli oluyor diyor. Acı çektiğiniz belli oluyor diyor yani. Gülmeye çalışıyorum evet. Çok fazla, daha fazla sizleri yıpratmamak adına ama çok ağrılar çektim. Çok, inanılmaz derecede. İnanılmaz derecede bunun başka bir tarifi yok. Yani böyle bir ağrı yok. Doğum sancısı gibi. Doğum sancısından kurtuluyorsun ama bundan kurtulamıyorsun. Hele de geceleri bir vurdukça. İnşallah bunun da haddinden geleceğiz, kaddinden geleceğiz. Şu taciz kelimemi canım taciz demek istiyorum. Canım taciz. Hani taciz değil, aciz. Canım aciz. Canım aciz. Ben acizliği şöyle görürüm. Aciz, bir şeyden aciz olmak. Acizsin sen ya. Sen her şeyden acizsin ya. Böyle geliyor bana. Canım taciz. Taciz yani rahatsızlık beni taciz ediyor. Bu illaki bir erkeğin taciz etmesi değil. Orada bana bunu anlatıyorlar. Rahatsızlığım beni taciz ediyor. Canımı taciz ediyor. Yani saldırdı her tarafımdan. Hastalığım, yani Allah'tan gelene razıyız tabii ki. Bunları açıklamak istiyorum. Çünkü beni düzeltmeye çalışıyorlar ama benim anlayışım bu. Canım taciz. Hastalığım olunca, rahatsız olunca. Bizde böyle deniyor bizim Giresun'da. Bana bulaşma, benim canım zaten taciz. Ya da bana bir şey sorma, benim canım zaten taciz deniliyor. Canım aciz denilmiyor bizde. Neyse, bunu da şey yaptıktan sonra şişlik var. Bunu mutlaka anlayacak. Elimle hep dokunayım, şişlik var. Benim şeyim de az önce abiler de gezdi yanıma. Yahu ağırlığı da var bacım. Çocuğumun ağırlığı da var. Şeyin sütlünü geliyor orama yatıyor. Önce okşuyor, önce şey yapıyor. Geliyor oramı biliyor, yatıyor. Ama onun ağırlığını taşıyamıyorum. Mecburen biraz duruyorum. En sonunda kucağıma alıp yavaş kenarlık koltuğa yerleştiriyorum ki oraya yatsın diye. Orada bakayım bir daha geliyor üstüme. Ben yattım mı üstüme geliyor. Çok sevdirmek istiyor kendini. Neyse canlarım. Şimdi hepsinden bir haber alayım da. Evet ben gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç kez bakamamıştım. İnşallah bir daha sağlıkla bakarım buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu
İnşallah sağlıklı bakacağım. Evet, ben Melan Rio'ya uğradım. Yasemin'i de buradan alacağız. Evet Yasemin'cim, beni bekliyor. Bunlar da çekim yapıyorlarmış birlikte. Aynen. Şimdi geldim, ben de gelmiştim. Yeni geldim. Melek sağ ol, Melek aldı. Benim randevumu Melek aldı. Melek iş yerini bırakamıyor, gelemedi. Aynen. Melek teyzem, her şeyimize yetişiyor. Allah razı olsun. Her zaman. Elimden Allah gelsin, razı olsun. Gelsin de istiyorum ya. Toparlandım çok şükür. Evet, fizik tedaviye geldik. Merhaba herkese. Yardım. İnşallah iyi olacağım. Merhaba herkese. İnşallah, bak. İnşallah. Bu sefer buradan bir şey inşallah sonuç elde ederiz. İnşallah. Yedim, midim aldım, geldim. Aa bak, burada çalışanımızı gördük. Fizikte çalışıyordun, evet, demek ki sen. Melek söyledi bana ya. Ha, öyle mi? Melek söyledi bana, gel. Ben geleceğim mi? Ha, ekibe gelecek dedi. Ben şimdi seni şey yaptım. Serdik oldu mu, hiç haberim yok. Ne var? Ha, iyi abla. 1,5 saat. Ha. Adem Bey de midir randevu? 7 numara dedim. Tamam. Ama şey, randevu aldı, onaylatacağız. Onaylattın o mı? O giriş tamam. Yaptık he. Demek sen burada çalışıyorsun. Kız bacağım, benim bacağım. Yürümeyi. Ben sanki çok iyiyim. Demek sen çalıştığını biliyordum da burada çalışın demek ki sen. Evet, burada çalışıyordum ben. Pazar günü gezmeye gidecektik. Eniştem diyor ki misafirim vardı benim. Sen de gel diye Esra abla diyor. Annem diyor ki bacağım gelmeyi diyor. Oraya gittiniz. Bacak gitmeyi diyeyim. Bacak gitmeyi. Ne var gerçekten bacağında? Kız fizik dikmiş. O zaman fizik yazacaksın. Gelecek mi? Her gün mü? Alıyorlar mı burada da araçla? Araçla alıyor da, araçla alınca şey oluyor, geç çıkıyor zaten abi. Ne oluyor? Biraz bir muayene olsun da ondan sonra bakarız. Acı olur da bakarız. Ona bir bakalım. Muayene ne ol? Babysi, sen çok gül almışsın. Evet bak. Çok yiyorsun galiba ama bu gelin de güzel yemekler yapıyor, ben izliyordum. Evet Yasemin Hanım. Bana da yemek arasında, ben hiç sevmiyorum yemek yapmayı. Yaptıklarımı çekiyorum, bana gel. Ben bilmiyorum bile, biliyor musun? Sevmiyorum Esra'cığım ama siz çok güzel. Biz de çok seviyor, severek ben yapıyor. Ben sevmiyorum. Kız ayağım iyi olsa da gelip sağda yapsam. Ama ta önceden beri biliyorum, Melek hep diyordu ki çok güzel yemekler yapıyor. Esra'dan çok güzel pasta börek yapıyor. Ben aşağıdayken geliyordu evet, benim yanıma. Evet geliyordu. Biliyorum. Eski evimdeyken geliyordun ya. Oraya çok geliyordu. Yukarılara çıktım, gelemedim yok, daha. Yok artık olmuyor ki Esra abla ya. Önceki gibi olmuyor. Çalışıyorsun tabii. Aynen. Saygı akşama duyuyorum. Tabii yavrum ya. Bakalım ne diyecek dizine. Bakalım ne diyecek. Geçmiş olsun diyorum ben. Sağ ol hayatım. Çok. Hayatım sağ ol bir tanem. Yoksa orada görsün de. Teşekkür ederim. Evet canlarım. Ben girdim. Baktı. CD'yi götürdüm. CD'yi kız aldık mı biz ondan? Almadı. Bir bak çantana, yoksa git. Ama yok vermedik, orada gördü. Tamam. Şeyde, bilgisayarda gördü. Hepsini gördü. Kemik erimesi yeni başlangıç dedi. Sonuçlarını aldın mı dedi. Hani şeyden sonuçlarını almamıştım ya. Araştırmada. Hani bekleyememiştim. Daha sonra ertesi günde gitmemiştim. Mesela burada da kavga var, az dur. Hastanenin orada ufak bir kavga var. Şimdi hepsine baktı yani doktor sonuçta. Dedi ki bacağının MR'ı çekilecek. Hepsini çekmişlerdi bacım. Bir MR çekmemişler. Bacağımın MR'ını dedim, hemen çektireyim geleyim dedim doktor beye. Küçük bir genç bir doktor. Dedi hemen olmaz, oradan bir sıra alın dedi. Biz sırayı ne zamana alalım dedik, hani randevuyu. Kızın yanına geldik, 3 gün sürer dedi. O da daha ulaşamadı. Belki 3-4 gün olmuştur dedi. Çünkü sabah öyleydi dedi. Öyleydi dedi ve ondan sonra dedi ki peki biz dedim bunun sonucunu ne zaman alırız? Raporu. Raporu 10 gün sonra. Hani doktora götüreceğiz ya. 10 gün sonra. Oo ne oluyor? 13, 14, 15 gün.
Ben bu bacağımın ağrısını 15 gün daha nasıl dayanabilirim? Mecburen şimdi özel hastanelerde MR varsa, çünkü buralar bir aya uzuyor. Ben daha dayanamıyorum. Dayanılmaz ağrılarım var. Dayanılmaz. Belde bir şey yok. Aynen öbür de denen doktorun dediğini dedi. Küçük bir fıtığım var. O da dedi o ağrıyı yapmaz. Bacağımdan muayene yaptı zaten. Senin dedi o bacağında olan beline vuruyor dedi. Olan. Bacağında yani bunun MR'ını görmem gerekiyor dedi. Burada da 15-20 güne uzadığı için daha da fazla uzayabilir dedi kız. Ve bu sefer ne yapacağım mecbur. O zaman doktora sordum. Dedim ki doktor bey, ben dışarıdan bacağımın MR'ını çektirip getirebilir miyim? Yoksa ben buna dayanamam dedim. Doktor da dedi ki tabii ki getirebilirsin dedi. Bakarsınız ne olur dedim. Esra Gürel adını unutmayın dedim. Ne olur bakarsınız dedim. Tamam dedi, tamam dedi. Yanındaki sekreter de böyle güldü, o da güldü. Tamam dedi, beni unutmayın dedi. Şeyi de anlatalım anne. Dedim ki annem dedim hani buradaki MR'da uyutuluyor mu dedim. Annem MR'a giremiyor dedim. Annem dur bir dakika az bir dakika. Bacak değil mi sadece dedi. O da evet sadece bacağın girecek. Tamam o giriyor giriyor diyor. Onda bir şey yok o diyor. O giriyorsa tamam diyeyim o giriyor. Bacak kafa giriyor diyor. Kafa girmiyor MR'a. Vay, doktorlar da güldü. Sonra o giriyorsa tamam olur dedim. O gün bacak giriyor dedim. Kafa girmiyor. Sonra İşte dedim ki dışarıdan o zaman yaptırayım geleyim dedim. Mecbur. Şimdi hemen özel hastanedeki doktorlar anında şey yapıyorlar. Şu mu? O şu MR. Bir de iğne falan yazdı ya sana. Biraz rahatla bu, diye. Bu MR. Şuradaki şu MR buradaki reçete. Şimdi oradan getireceğim yani. Ben. Hemen bakacak o zaman. Bir de dedim ki doktor bey ben çok ağrım var. Bir adım yürüsem iki adım oturayım dedim. Ben evde bile yürüyemeyim artık dedim. Benim bu acıma bir çare ne olur dedim o gelene kadar ben. Bir iğne vardı dedim hani iki haftalık vurulurdu dedim şey olurdu. Sana dedik iki karışık iğneden verdim. Bir de o iğneden verdim dedi. Gelene kadar rahatlarsın dedi. Allah razı olsun. Allah tuttuğu altın etsin. Dedim ki anam siz beni iyi edin dedim. Ben size dedim kucak dolusu çiçeklerle geleceğim dedim. Siz beni yeter ki iyi edin dedim. Allah kimseye bu derdi vermesin bacım. Hiç kimseye vermesin. Bana şimdi, da çiçek alacak mısın anne? Ben de seninle geliyorum. Tabii ki alacağım. Evet canlarım biz böyle burada biraz oturalım. Ondan sonra da gidelim. Çünkü bacağım dinlensin. Sevgili canım da şu anda haber verdim. Dedim ki kızım olmadı. Biz zaten çocuğu 2,5'ta alıp gelecekti ya. Kızım dedim olmadı. Hemen anında hiçbir şey olmuyor dedim. Daha MR çektireceğim dedim. Sen dedim hiç buraya doğru perişan olma dedim. Zaten biz 2'den önce girdik. 1,5'ta bizi aldılar. Esra yani benim adım yazıydı o. Aldılar. Ondan sonra zaten kız arkadaşım da benim sağ olsun o da yardımcı oldu. Ama olacak da giderken İsmim yazıydı. Direkt girdim zaten. Ve MR'ı falan burada olamayacağımıza göre daha sen dedim buraya doğru hiç çocukla birlikte yorulma. Dışarı soğuk. Çocuk hasta olur. Sen dedim çocuğunu 2,5'ta al. Şu an zaten saat daha 2. 2,5'ta al evine geçersin dedim. Hani daha buraya doğru çocukla birlikte çocuk soğuk soğuk dışarı. Aynen. MR'ın tabii. Oraya da zaten ben gelemiyorum ya. Oraya da beraber gidersin Sevilcan'a. Oraya MR'a da beraber gideriz Sevilcan'la. Ondan sonra... Bu arada bir kere daha buradan da söyleyelim. Yorumda zaten Sevilcan da yazdı da gene Sevilcan'la benim üstüme çok geldi. Pazar günü seni götürmedik diye. Hatta annemin videosunda da var. Biz annemi çağırdık ama annem gelemedi. Bacağından dolayı. Ben kız gezemem ben söyledim dedi. Ya ben bu bacağımla işte ben bacağım gitmez dedim. Hayır. Ben bu bacağım dedim gitmez. Ben kendim söyledim. Kendim gidemeyim ki. Allah var. Tabii Elif ki. Dedi, hepsi söyledi. Ama olmadı. Bizlik değil yani. İşte sağlık durumu. Birimizi izliyorlar, birimizi izlemiyorlar. Sonra yüklenme yapıyorlar. Aslında hepsini ben anlatıyorum. Önce beni izleseniz ben hepsini anlatmış oluyorum çünkü. Anlatmış oluyorum. Zaten orada da ben videomda da anlattım. Ben dedim gidemeyeceğim bu ayağımla. Hani ayağım benim bunlarla nereye gidebilir? Gezecek durumda değil ki ayağım. Doktor doktor geziyorum ben.
Çocukların ne suçu var? Yok canım. Hatta orada da yine komik bir an yaşamıştık. Demin anlattım ya, annem bacağım gelmeyi diyor. Bacağım gelmeyi. Sen de geldi, bacağım gelmeyi diyor. Şeye diyorum ki, Emara dedi ki, annem Emara giremeyi dedi Yasemin. Ben de bu sefer dedim ki, Emar başta gireyim mi dedim. Yok dedi, bacağın girecek. Ha, bacağım girecekse girer dedi. O girer. Bu arada ben bu bacağımın şeyleriyle pek bir arada olamadık canlarım. Bu arada Songül'ümün gözleri aydın. Kucağına almış bebeğine. Allah sağlıkla, ya Rabbim sağlıkla büyütmek nasip eylesin. Evet, şimdi gidiyoruz. Evet, Yasemin Opet'te inecek. Ben devam edeceğim. Evet, şimdi eczaneye geldim. İğnemi alıp gideceğim. Sağlık ocağına vurduracağım. Allah izin verirse. Evet canlarım, iğneleri aldım. Gidip vurdurayım. Hamsi. Ne kadar kilosu? 40 lira. Aa, iyi 40 lira iyiymiş bakın hamsi. Oy. Sıra varmış. İğneyi geçeceğim de. Çok ağrımaya başladı yine. İğnenin karıştırılmalı birini verdi. Birini yaptı. Ya bir tane asıl bir iğne var. Asıl. Böyle haftalık ağrıyı böyle bir kere ayağıma vurmuştu doktor da. Geçmişti benim ayağım. Ortopedide. Ha, o iğneden isterim ben doktordan. Verdi. Onu vuramam dedi. Reçeteyi karıştırmış adam. Reçeteyi. Şey reçeteyi karıştırıyor. Eczacı. Dur şuraya geçeyim hemen. Düzelttirdim de diğerini vurduracağım şimdi. Evet canlarım. Bu iğneyi de vurdurdum. Gittim. Şimdi hemen yemek ye dedi, git. Çünkü acım. Çok işimiz oldu ya. Bir oraya koşturdum, bir buraya. Neyse canlarım. Ben şimdi burada kapatayım. Çünkü benim daha konuşmaya halim kalmadı ki. Başım dönmeye başladı ki. İki iğneyi karıştırarak durdurdum. Bir tanesini de profesöre sordu. Bir tanesini de şey yaptım. Durdurdum o. Bir tane tekli vermişti ya, ağır, ağrı kesici ağır. Ben biraz sabırdan bir geçeyim, abrak çok şey oldu. Dört yol ağzı, arabalar hallaç pamuğuna döndürdü ortalığı. Oy. Ben hepinizi çok öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Ben gidip hemen bir şeyler atıştırıp hemen iğnemin tesiri çok kötü oldu yani. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Evet, havuçta top pancarı aldım yine. Markete geldim. Gidi. Yetişmek zorundayım. Aç karnıma yedim. Kahvaltı yapmadım ya. Hemen koş dedi. Yemek yemen gerekiyor dedi. Benim başım dönüyor şu an. Şu an başım dönüyor. Kebek ekmeği aldım da. Dönüyorum şu an, dönüyor. Allah'a emanet olun. İçeri girer girmez beni nasıl bekliyor göreyim. İçeri girer girmez beni nasıl bekliyor. Kapıda bekliyor, kapıda, kapının önünde. Gel aha. Yaş mama aldım buna da. Bunu çok seviyor. Aha, ayı. Ayı. Gel verin. Kuru maması da var. Bir arada yaş mama ver dediler ya bana. Yaş mama yiyor şimdi.